Merhabalar. Bileşik ve tam sayılı kesirlerle yine birlikteyiz. 3 bölü 2 bileşik kesirinin tam sayılı kesre çevrilişini inceleyelim. Arkadaşlar yarım elma, yarım elma, yarım elma, 3 tane yarım elma 2'ye bölündüğü için 3 bölü 2 şeklinde ifade ediyoruz. Peki bu 2 tane yarım elmayı birleştirirsek bir tam elma yapar. Bir de yarım elma yani bir bütün elma ve bir yarım elma, bir tam, bir bölü iki şeklinde ifade edilir. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Payı paydaya bölüyoruz arkadaşlar. Üçte iki bir defa var. Bir kere 2 iki, iki, kalan bir. Arkadaşlar kalan pay olarak yazılır, bölüm tam sayı olarak yazılır, bölen ise payda olarak yazılır. Bakın, şu şekilde kalanı paya yazıyoruz bölümü tam sayılı kısma yazıyoruz. Böleni ise paydaya yazıyoruz arkadaşlar. 3/2 kesrini 1 tam 1/2 şeklinde ifade ederiz. Baktığımızda arkadaşlar 1 bütün, 2 bütün ve 3. bütünün bir tanesi alınmış. 1 bütün kaça bölünmüş? 3'e. O halde paydada 3. Kaça alınmış? 1 2 3 4 5 6 7 tanesi alınmış. 7. Bunu nasıl Tam sayılı kesire çeviriyorduk. 7 bölü 3. 7'de 3 2 kere fa var. 2 defa 2 kere 3 6 1. Ne yapıyorduk? Bölüm tam sayılı bölen payda kalanı da ne yazıyorduk? Paya. Yani 2 tam 1 bölü 3 şeklinde ifade ediyoruz. Peki 2 tam 1 bölü 3'ü sayı doğrusunda nasıl gösteririz? Burası 1 tam 2 tam. 3. tamı kaça bölmemiz lazım? Bakın 3'e. 1, 2, 3'e böldük. Kaçı alınmış? 1'i alınmış. Orası burası nedir o halde arkadaşlar? 7 bölü 3 diğer bir ifadeyle 2 tam 1 bölü 3 şeklinde ifade edebiliriz. Hemen kelebeklerin kanadında verilen bileşik kesirleri tam sayılı kesire dönüştürerek diğer kanadındaki noktalı yere yazalım. 5 bölü 7, 7 bölü 5. Arkadaşlar 7'yi 5'e bölersek bir de var var. 1 kere 5, 5, 2. O halde ne olacak? 1 tam 2 bölü 5. Kalan burada. 11'i ne yapıyoruz? 11'i 3'e bölersek. 3 kere 3, 9. 2 kaldı. 3 tam 2 bölü 3 arkadaşlar. 8'i 3'e bölersek. 2 kere 3, 6. 2 kaldı. 8'de 6 çıkarsa 2. O halde 2 tam 2 bölü 3. 17'yi 6'ya bölersek arkadaşlar. 2 kere 6, 12, 5. Hemen yazıyoruz. Bölüm 2 tam 5 bölü 6. 45'i 10'a bölersek 4 defa var. 4 kere 10, 40. 5 kalır. Hemen 4 tam 5 bölü 10. 22'yi 7'ye bölersek arkadaşlar. 7'ye bölelim. 3 defa var. 3 kere 7, 21. 1 kaldı. 3 tam 1 bölü 7. 19'u 8'e bölersek 18. 9'dan 1 çıktı 1. Arkadaşlar ne olur? 3 tam 1 bölü 8. 33'ü 6'ya bölersek kaç defa var? 5 kere var. 5 kere 6 30. 3 kaldı. Ne olur? 5 tam 3 bölü 6 43'ü 9'a bölersek 4 kere 4 kere 9 36. 3'ten 6 çıkmaz. 13'ten 6 çıktı. 7 kalır arkadaşlar. 4 tam 7/9. 38'i 12'ye bölersek kaç defa var? 3 kere var. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3. Kaç kalır? 2. 3 tam 2 bölü 12 şeklinde buluyoruz. Yani bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken payı paydaya bölüyoruz. Bölümü tam kısma kalanı paya böleni de paydaya yazarak buluyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesire yazılışları yaprakların üzerindedir. Yapraklardan bazılarının üzerinde yazılı sayıları kullanmayacaksınız. Bu yaprakları okla kuzunun önüne koyalım. Arkadaşlar 23 bölü 7 böldüğümüzde ne olur? 3 kere 7 21. O halde ne olacak? 3 tam 2 bölü 7. 38 bölü 4 böldüğümüzde kaç defa var? 9 defa var. 4, 36 olur. 2, 9 tam 2 bölü 4 olacak. Baktığımızda 9 tam 2 bölü 4. 42'yi 5'e böldüğümüzde 8 olacak. 8 tamlı olanla birleştirmeliyiz. Hemen 8 tam 2 bölü 5. 55'i 9'a bölersek 6 kere 9 54 eder. 6 tam 1 bölü 9 hemen birleştirelim. 58'i 6'ya bölersek 6 kere 9 54 yani 9, de, 9 tam olacak. 9 tamlığıyla birleştirelim. 9 tam 4 bölü 6. 67'yi 12'ye bölersek arkadaşlar 5 kere 12 60 eder. Demek ki 5 tam olacak. Hemen 5 tamla birleştirdiğimizde arkadaşlar hangisi kaldı? 7 tam 1 bölü 9 ile 3 tam 1 bölü 7 de kuzunun önüne gider. Devam edelim. Gösterilen bileşik kesirleri yazalım. Arkadaşlar baktığımızda 1 tam 3'e bölünmüş. Kaç tane alınmış? 4 alınmış. Yani bakın ne olur? 4 bölü 3 olur arkadaşlar. İkincisine baktığımızda kaça bölünmüş? 10'a alınmış. Kaça bölünmüş? 6'ya bölünmüş. 10'a alınmış. 10 bölü 6. Bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaça bölünmüş? 4'e bölünmüş. 11 bölü 4. Kaça bölünmüş? 2'ye bölünmüş. Kaça alınmış? 2, 4, 6, 7. O halde 7 bölü 2 olur arkadaşlar. Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesire örneğe uygun olarak dönüştürelim. Bakın 1 tam, 2 tam, 1 bölü 3. O halde ne olur? 7 bölü 3 şeklinde olur. Çünkü bir tam kaça bölünmüş? 3'e bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölü 3 şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar diğerlerini de biz yapalım. Bunu bileşik kesre çevirirken yöntemimiz şu arkadaşlar. 3 ile 2'yi çarpıyoruz. Burayla topluyoruz. Yani payla paydayla tam kısmı çarpıp payı topluyoruz. 3 kere 2, 6, 1 daha 7. Şimdi yapalım. 4 kere 2, 8. Bundan burada ne yapıyorduk? Çarpma. Burada toplama. 4 kere 2, 8, 3 daha 11. 4 kere 2, 8, 3 daha. 11 bölü 4. 3 kere 7, 21. Çarpma, toplama. 3 kere 7, 21. 2 daha. 23 bölü 7. 2 kere 6, 12. Çarpma, toplama yapıyoruz. 2 kere 6, 12. 5 daha. 17 bölü 6. 8 kere 9, 72. 6 daha. 78 bölü 8 çarpma toplama çarpalım 25 çarpı 1 25 10 daha 35 bölü 25 11 çarpı 3 33 5 daha ne yapar 38 38 bölü 11 2 kere 8 16 5 daha 21 21 bölü 8 arkadaşlar 3 kere 15 45 9 daha 54, 54 bölü 15 tam kısmına paydayı çarpıyoruz, payı topluyoruz. 8 kere 10, 82 daha. 82 bölü 8. 5 çarpı 12, 60. 3 daha. 63 bölü 5 şeklinde tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştürdük arkadaşlar. Arkadaşlar bileşik kesirin bulunduğu eldivenleri üzerinde tam sayılı kesirin ile eşleştirelim. Hemen 9 bölü 7, 9'u 7'ye bölersek 1 tam 2 bölü 7 çıkar. 24 bölü 9, 24'ü 9'a böldüğümüzde arkadaşlar ne çıkar? 2 tam 6 bölü 9, 2 kere 9 18, 6 kalır arkadaşlar kalan 6 olduğu için. 35'i 9'a böldüğümüzde ne çıkar arkadaşlar? 3 tam 8 bölü 9 çıkar. 46'yı 7'ye böldüğümüzde 6 tam 4 bölü 7. Bir tanesini hemen göstereyim. 46 bölü 7. 6 defa var. 6 kere 7 42. Ne kaldı? 4. Kalanı paya yazıyorduk. Bölümü Tam kısma yazıyorduk. Hemen örneği bir tanesini gösterdik. Daha 14 bölü 14, 1. 29 bölü 14, 2 tam 1 bölü 14. 32 bölü 14, 2 tam 4 bölü 14. 38 bölü 9, 4 tam 2 bölü 9 çıkar arkadaşlar. Örneğin bir tanesini yapalım hemen. 38'i 9'a böldüğümüzde 4 kere 9, 36, 2. Bakın tam kısım kalanı da paya yazdığımızda tam sayılı kesri bileşik kesre çevirme. Arkadaşlar bir çilek, yarım çilek, bir tam, bir bölü iki çilek, yarım çilek, yarım çilek, yarım çilek, üç tane çilek, üç tane yarım çilek bölü kaça bölünmüş? İkiye yani üç bölü iki. Bir tam bir bölü iki sayılı kesrin bileşik kesre çevirişi bu şekilde arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Paydayla tam sayıyı çarpıyoruz paydayla topluyoruz. Yani iki çarpı bir artı bir 3 bölü 2. Bir tam sayılı kesir bileşik kese çevrilirken tam sayılı kesirin paydası tam sayı ile çarpılır. Çarpım pay ile toplanır. Toplam bileşik kesirin payı olarak yazılır. Tam sayılı kesirin paydası da bileşik kesirin paydası olarak yazılır. Örnek yapalım. 4 kere 5 20. 2 daha 22 bölü 5. 3 kere 8 hemen 22 bölü 5'e yapalım. 3 kere 8 24. 5 daha 29. 29 bölü 8. Hemen 29 bölü 8'i kapatıyoruz. 5 kere 7 35. 3 daha 38 bölü 7. 6 kere 9 54. 1 daha 55. 55 bölü 9. 12 çarpı 7 88, 84. 4 daha 88. 88 bölü 12. 11 çarpı 3 33. 1 daha 34 bölü 3. Modellerle gösterilen tam sayılı kesirleri yazalım. Burada ne var? 1 tam. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölünmüş. Kaça alınmış? 3'ü. Bakıyoruz. 2 tam. Kaça bölünmüş? 4'e. Kaça alınmış? 1'i. 2 tam 1 bölü 4. Kaç tane tam var? 3 tam. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya bölünmüş. Kaça alınmış? 3'ü. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 tam. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. Kaça alınmış? 1. Kaç tam var arkadaşlar? 3 tane tam var. Kaça bölünmüş? 6'ya. Kaça alınmış? Taranmış. 1'i. Demek ki 3 tam. 1 bölü 6 şeklinde. Tam sayılı kesirlerin bulunduğu şapkaları bu kesirin bileşik kesiri olarak yazılışının bulunduğu şapkalarla eşleştirelim. 8 kere 1, 8. 7 daha 15. 15 bölü 8. 3 kere 9 27. 6 daha 33. 33 bölü 9. 3 kere 10 30. 7 daha 37. 37 bölü 10. 3 kere 8 24. 5 daha 29. 29 bölü 8. 4 kere 8 32. 4 daha 36. 36 bölü 8. 3 kere 9 27. 7 daha 34 bölü 9 olarak. Ersin pizzacıdan 2 pizza aldı. Arif ise 5 bölü 2 parça pizza aldı. Eve geldiklerinde sizce hangisi daha fazla pizza almıştır? Arkadaşlar çözüme bakalım. Ersin 2 tane pizza almış. Arif ise 5 bölü 2 pizza almış. Yani 5'i 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar hemen şöyle nasıl yapacağımızı yapalım. 5 bölü 2, 2 kere 2, 4, 1. Ne olacak? 1, 2 tane pizza almış. İkincisinde 2'ye bölünmüş 1'i. Yani 2 tam 1 bölü 2. Arif'in aldığı pizza, Ersin'in aldığı pizzadan yarım pizza daha fazla. Bu şekilde bakılırsa Arif Ersin'den daha çok pizza almış. Yani 5 bölü 2 büyüktür 2'den veya bir başka değilizle 2 küçüktür 5 bölü 2'dir. Tam sayının her zaman paydası 1 olduğuna göre 2 bölü 1 e, küçüktür 5 bölü 2'dir ya da 5 bölü 2 büyüktür 2 bölü 1'dir şeklinde ifade ederiz. Aşağıdaki doğal sayılarla kesin sayılarını sembol kullanarak karşılaştıralım. 3 küçüktür. 3 tam 1 bölü 2'den. Burada 2 tam, burada 4 tam var. O halde 2 küçüktür. 4 tam 3 bölü 5 bölü 3'ten. 8, burası 3 tam var. 8 tam daha büyüktür. 3 tam 2 bölü 5'ten. İlk önce tam kısımlarına bakıyoruz arkadaşlar. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Bakıyoruz tam kısım 3. 3 tam büyüktür. 1 tam 1 bölü 4'ten. Bakın bu 5 tam ama bu 5 tam 1 bölü 2. O halde 5 küçüktür. 5 tam 1 bölü 2'den. Bu 6 tam, bu 3 tam. 6 tam daha büyüktür. 6 büyüktür. 3 tam, 3 bölü 8'den. Bu 9 tam, bu 4 tam. 9 tam daha büyüktür. 9 tam büyüktür. 4 tam 1 bölü 2'den. Bu 7 tam, bu 2 tam. O halde 7 tam büyüktür. 2 tam, 4 bölü 7'den. Paydaları eşit olan kesirleri karşılaştırma. Arkadaşlar sınıfımızdaki öğrencilerin 5'te 2'si kız, 5'te 3'ü ise erkektir. Buna göre sınıfımızda erkekler mi yoksa kızlar mı daha fazladır? Bakalım, şekille gösterelim. Bir bütün 5'e bö bölünmüş, 2'si alınmış. Bir bütün 5'e bölünmüş, 3'ü alınmış. Bakın. 3 tane star Hangisi daha büyüktür? 3'ü daha büyüktür. Demek ki paydalar eşitse payı büyük olan büyüktür. Bakın paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Paydalar eşit olduğu için paylara bakarız. Hangi pay büyük ise o kesir diğer kesirden büyüktür deriz. Yani 2 küçüktür 3 olduğundan 2 bölü 5 küçüktür 5 bölü 3. Aşağıdaki kesirleri örnekteki gibi karşılaştıralım. Baktığımızda paydalar eşit. Payı büyük olan en büyük. Yani 6 bölü 7 büyüktür. 3 bölü 7 büyüktür. 2 bölü 7 şeklinde yazabiliriz. 6 bölü 7, 2 bölü 7'den büyüktür. 6 bölü 7, 3 bölü 7'den büyüktür. 3 bölü de 2 bölü 7'den büyüktür. O halde hemen 6 bölü 7 en büyük sonra 3 bölü 7 sonra 2 bölü 7 paydaları eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Bunları da biz yapalım. Arkadaşlar bakınca paydalara bakıyoruz hemen eşit. O halde 3 bölü 5 büyüktür. 2 bölü 5 büyüktür. 1 bölü 5 paydalara bakıyoruz eşit. Payı büyük olan en büyük. 5 bölü 8 büyüktür. 3 bölü 8 büyüktür. 2 bölü 8 büyüktür şeklinde Perihan ile Ebru eşit miktarda harçlık aldı. Perihan parasının 5'te 3'ünü, Ebru ise 4'te 3'ünü harcadı. Hangisi daha çok harcadığını söyleyebilir miyiz? Baktığımızda 5'te 3'ünü harcamış, bu ise 4'te 3'ünü harcamış. Hangisi daha büyük oluyor arkadaşlar? Bu daha büyük oluyor. Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Baktığımızda 3 bölü 5 küçüktür 3 bölü 4'ten ya da 3 bölü 4 büyüktür 3 bölü 5'ten şeklinde söyleyebiliriz. Ebru Perihan'a oranla daha çok para harcamıştır. Payları eşit olan kesirleri karşılaştırırken paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Bunu unutmuyoruz. Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Aşağıdaki kesirleri birbiriyle karşılaştıralım. Sembol kullanarak yazalım. Payları eşit o halde paydaları en küçük olan en büyük oluyordu. 3 bölü 4 büyüktür. 3 bölü 5 büyüktür. 3 bölü 7. Bakıyoruz paylar eşit. O halde ne yapacağız? Paydası en küçük olan en büyüktür. 2 bölü 5 büyüktür. 2 bölü 6 büyüktür. 2 bölü 8. Baktığımızda paylar eşit. O halde paydası en küçük olan en büyük. 4 bölü 5 büyüktür 4 bölü 7 büyüktür 4 bölü 8 beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.